Yakışıklım işte Kur'an'ın yoludur, doğru yol. Kur'an'dır. Kur'an'ın doğru yoluna gelip oturdu. Nasıl oturdu? İşte gelenekçi ortodoks sistemle ve darwinist materyalist sistemle oturdu. Yolları eğriltti. Sağdan saptırdı, soldan saptırdı. Bir kere kadınlara kafayı taktı en başta. Kadınları kendince mahvettiğini zannetti. Ya bak sözüne bak şeytanın. Cehennemin %99'unu kadınlar dolduracak diyor. Öfkesine bak şeytanın. Bunu da hadis diye rivayet ettiriyor. Halbuki şeytana ait bir söz bu. Peygamberimize ait bir söz değil. Kadın ne derse tersini yapın diyor. Bu peygamberimize ait bir söz değil. Bu şeytana ait bir söz. Peygamber böyle bir şey söyler mi ya? Hazreti Ayşe'ye karşı son derece saygılıydı. Hazreti Hatice'ye son derece saygılıydı. Hanımları ne derse yapıyordu peygamberimiz. Son derece hürmet ediyordu. Yani Hazreti Hatice'ye gösterdiği hürmeti anlatamam. Zaten vahiy alıp geldiğinde beni örtün, beni örtün diye çok heyecanlandı peygamberimiz. Yani baygınlık geçirdi adeta. Hazreti Hatice sana müjdeler olsun, sen peygambersin dedi. Gördüğün Cebrail dedi. Cibril Emin dedi. Seni tebrik ediyorum dedi. Sana gelen bu sözde vahiy dedi, Allah'ın vahiy dedi. Bak o kadının mübarekliğine bak. Ve peygamberimiz de sarıldı hanımına ve Allah'a hamd etti, şükretti. Dolayısıyla şeytan yolu eğretmek istedi ama dünyayı tepesine geçirdik elhamdülillah ve devam edeceğiz. Münafıkların üstümüze saldı. Şeytan münafıkların bedenine girerek üzerimize saldırmak istiyor. Orada da kafasını ezeriz. Kanunla, hukukla, ilimle, irfanla. Her yerde.